Merhaba arkadaşlar. Bilgi, bilgisarman e, AYT sınavının geometri kısmı arkadaşlar. Şimdi 31. sorudan devam edelim. Ne demiş arkadaşlar? Buradan AD uzunluğuna 2M demiş. ABCD kare. Burada, buna göre ABCD karesinin çevresi nedir demiş. Şöyle yapalım. Şuraya 2M dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle 2M geldi. Gördüğünüz gibi şunun tamamı pi'ye eşit. OA arası buradan BK arasına eşit. Ee, OA ne oldu arkadaşlar? P-2M bölü 2 geldi. Buradan BK arası da P-2M bölü 2 gelecektir. D noktasının koordinatlarını yazarsam ne gelecektir? P-2M bölü 2 ve 2M gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan e, Y eşittir sinüs x buradan fonksiyonumuz. Şimdi Buna göre ne olacak arkadaşlar? D noktası bak gördüğünüz gibi D noktası y eşittir sinüs x'in üzerinde olduğu için arkadaşlar yerine yazarsanız denklemi sağlamak zorunda. Buradan 2 eşittir sinüs pi eksi 2 m bölü 2 gelecektir. Buradan 2 m eşittir sinüs. Şurayı da arkadaşlar şu şekilde yazalım. Pi bölü 2 eksi m diye yazalım. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. 90'dan çıkardınız. Yani birinci bölgede oldu. 2M buradan isim değiştirdiniz. Kosinüs M e eşit. Buradan M değerimiz ne geldi arkadaşlar? Kosinüs M bölü 2 geldi. ABCD karesinin çevresine bakarsanız arkadaşlar 8M e eşit. Çevre eşittir 8M'dir. Buradan 8 çarpı kosinüs M bölü 2 derseniz ne gelecektir? 4 kosinüs M gelir. Gördüğünüz gibi. A şıkkı. 32. sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Ne demiş? Ee, x açısı 0 ile 90 arasında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan tanjant x eksi 1 bölü 2 1 bölü tanjant x artı 1 İçler dışlar çarpımı yaparsanız ne gelecek arkadaşlar? Buradan tanjant kare x eksi 1 eşittir. 2 gelir. Devam edersek tanjant kare x eşittir. 3 gelecektir. Buradan tanjant x'in değeri de kök 3 gelecektir. Tamam mı? Birinci bölgede olduğu için arkadaşlar pozitif oldu. Buradan tanjant x'in değeri kök 3 geldi. Hemen bir dik üçgen çizerseniz şurada da de x dedik. Tanjant x kök 3 olduğuna göre şöyle karşı bölü komşu Pisagor yazarsak buradan ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Bizden sekant x'i istemiş. Sekant neydi arkadaşlar? Sekant x eşittir 1 bölü kosinüs x. Hemen kosinüs x'imizi de yazalım. Kosinüs x buradan nedir? 1 bölü 2 yazarsan Buradan sekant x eşittir. 1 bölü 1 bölü 2'den ne geldi? 2. O da B şıkkı. 33. sorumuz. Sinüs x çarpı kosinüs x. Hemen şöyle alalım. Sinüs x çarpı kosinüs x kök 7 bölü 8 olduğuna göre trigonometrik ifadelerinden hangilerinin değeri bir rasyonel sayıya eşittir. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın sinüs x çarpı kosinüs x eşittir kök 7 bölü 8 olarak verilmiş. Burayı 2 ile çarpıp 2'ye bölerseniz üst taraf ne olacaktır arkadaşlar? sinüs 2x olacaktır. Eşittir şurayı da sadeleştirelim. kök 7 bölü 4 gelecektir. Yani sinüs 2x'in değeri kök 7 bölü 4. Hemen bir dik üçgen çizelim yeniden şöyle Şuraya 2x derseniz arkadaşlar sinüs x kök 7 bölü 4 olacağına göre şuraya kök 7 karşı bölü hipotenüs şuraya 4 verdik. Pisagor'dan burası da 3 gelecektir. O zaman kosinüs 2x demiş arkadaşlar. Şuradan baktığınız zaman zaten 2x açımız olduğu için kosinüs 2x nedir buradan? 3 bölü 4. Yani bu bir rasyonel sayı eşit. İkinci ifadeye bakarsanız sinüs 4x demiş. Bunu da arkadaşlar yarım açıdan sinüs 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x diye yazabilirsiniz. Buradan 2 çarpı sinüs 2x neye eşit arkadaşlar? Şuradan baktığınız zaman ya da zaten şuradan sinüs 2x'i bulmuştuk. Sinüs 2x buradan kök 7 bölü 4. Kök 7 bölü 4'tür. Çarpı kosinüs 2x'in değeri de arkadaşlar. Zaten buradan bulduk. O da 3 bölü 4 gelecektir. Buradan çarparsanız arkadaşlar işlem yapmaya gerek yok. Zaten kök 7 işin içinde olduğu için köklü ifade geldi. Gitti kosinüs 4x demiş. Bunu demeye yarım açıdan gidersek şöyle yapalım. 2 kosinüs kare 2x eksi 1 diye yazabiliriz. Tamam mı? 2 çarpı kosinüs x'in değeri kosinüs 2x'in değeri 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Yani 2 çarpı 3 bölü 4'ün karesi eksi 1. Buradan bir rasyonel sayı çıkar. Gördüğünüz gibi. Yani cevabımız e şıkkı olacaktır. 34. sorudan devam edelim. Şimdi ne vermiş? Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt AD ve AE boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. <laughs> AD ve AE boyunca katlanmış arkadaşlar. O zaman şöyle yapabiliriz. Ben şuradaki açıya alfa da deyip şuradaki açıya da beta versem, tamam mı? Katlama işlemini yaptığınız zaman arkadaşlar şöyle bir şekil çıkmış gördüğünüz gibi. Şöyle Tamam. Yani alfa buraya geldi. Beta da buraya geldi arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde olacak. Şimdi katlama işlemi yapıldı. Buradan BAD artı EAC yani alfa ve beta verdiğimiz yerler alfa artı beta dedik arkadaşlar 22.5. Öyleyse 2 alfa artı 2 betayı aldığınız zaman 2 alfa artı 2 beta dediğimiz zaman 45 derece oldu. A açısının tamamı 90 dereceydi arkadaşlar. Şu araya kaç derece kaldı? Pardon. Şöyle alalım. 90 derece değil. Şöyle tamamı 90 dereceydi. 2 alfa artı 2 beta 45 olduğuna göre şöyle şu kısmı da arkadaşlar 45 derecemiz geldi. Yani burası. Tamam. Açımızı yazalım. Burası da 45 derece geldi. AC uzunluğu 5 kök 2 demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 kök 2 birim burası. 6 birim burası. Tamam. Daha doğrusu katlama işlemini yaptıktan sonra 6 buraya geldi. 5 kök 2 de AC üssü oldu arkadaşlar. 5 kök 2. Nereyi sormuş? B üssü C üssü arasını sormuş. Ben buraya x'i yapıştırayım. İster kosinüs teoreminden gidiniz. isterseniz arkadaşlar şöyle C üssünden AB üstüne bir dik indirirsem eğer şöyle buradan ikiz kenar dik üçgen çıktı. Gördüğünüz gibi. 45 derece. O zaman buraları da beşer 5'er değil mi? Şu üçgenden bakarsam 5 kök 2 birim. Hipotenüs. Öyleyse şuraya da atıyorum P noktası dersek PB üstü arasında kaç kaldı? 1 kaldı. Burada tamamı 6 birimde arkadaşlar. Şuraya da Pisagor'u yapıştırırsanız 25 artı 1'den kök 26 gelecektir. Yani A şıkkı. Tamam bu da bu şekildeymiş. 35. sorumuza bakalım. Şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt A ve C köşelerinden katlandığında şekil 2'deki görünüm elde edilmektedir. Katlama sorusu vermiş. AB uzunluğu 17, AD uzunluğu 10. Şöyle üçer üçer, ikişer ikişer buraları vermiş. Tamamdır. Her tarafı okuyun arkadaşlar. Gözden kaçırmayınız. Bizden istenen A üssü C üssü arası neresiymiş? Şöyle şu kısım. Tamamdır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Karşı tarafa bir dik uzatırsam buraya kaç geldi? 3 geldi. Burası 3 cm olduğu için. Şimdi gördüğünüz gibi dikdörtgenimizin kısa kenarı 10 cm arkadaşlar. Bakın şuraları da açayım. Daha rahat görün. Buralar 2 geldi. Şöyle de açtım. Buralarda 3'er 3'er geldi. Şöyle. Şimdi kısa kenar 10 cm olduğuna göre gençlik ne yaparsın? 2 buradan 3 buradan 5. Geriye kaç kaldı? Şurası 5. Daha sonra uzun kenarda gördüğünüz gibi 17 cm arkadaşlar. Öyleyse şuranın tam 17 cm olacak. 3 cm burada olduğuna göre arkadaşlar geriye kaç kaldı? 14. Yani Şöyle şurası da 14 cm olacaktır. Karşı tarafa şöyle bir dik çizersek eğer şurası 2 olacak. Buradan 5. Gördüğünüz gibi şuradan küçük bir dikdörtgenimiz var. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Şuradaki uzunluğumuz da 12 cm olacaktır. Tamam? Tamam 14'tü. Hemen orayı silelim 12'yi yazalım. Şuradan da gördüğünüz gibi dik üçgen 5 12 13. Yapıştır. Bitti. 35. sorumuzun cevabı da değişik şıkkıymış. Şimdi şöyle geçelim. 36. sorumuz neymiş bakalım? Şekildeki O merkezli 11 birim yarıçaplı çemberin içine ABCD dikdörtgeni biçimindeki cetvel ile FCE dik üçgeni biçimindeki gönye şekildeki bir şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A, B ve E noktaları çemberin üzerindedir. Tamam. AB uzunluğu 16 birim, BC uzunluğu 2 birim, FC uzunluğu 8. B, C, E noktaları doğrusal olduğuna göre O ile C arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. O, C arasındaki uzaklık neresi arkadaşlar? Şöyle şurayı sormuş. Onu biraz daha düzgün çizelim. Şöyle şurayı sormuş. Şimdi bakın şu şekli bir daha kendimiz çizersek daha güzel anlaşılır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane de dikdörtgenimiz varmış. Şöyle iç taraftan Alalım. Şöyle. Tamam. Böyle daha güzel olacaktır. Bunu da aldık. Sonra şunu da şöyle çizdik. Burası E noktası, şurada C noktası, burası B. Şöyle A noktamız D tamamdır. Merkez de burada. Burada bir yerde. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> AB arası 16 cm demiş. Ben AB kirişine merkezden bir dik indirirsem AB kirişine merkezden bir dik indirip dik indirdim yere de K noktası dersem buradan AK uzunluğu ile KB uzunlukları birbirine eşit olup 8 8 bölünecektir. BC arasını 2 cm olarak vermiş arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi BC arası 2 cm olduğuna göre karşı tarafta 2 gelecektir. Tamam. Daha sonra arkadaşlar FC arasını 8 vermiş. FC arası FC dediğimiz yerde şurası dursun. Tamam. Başka ne yapalım? Bize neyi vermiş? Abi uzunluğunu verdi. FC arasında 8 verdi. Kayda bakalım devam ediyor mu? Ayrıca bize neyi vermiş arkadaşlar? Buradan 10 santim 11'im yarı çap demiş. O zaman O noktasından A noktasına birleştirirsem çemberimizin yarı çap olacaktır 10. Şuradan OKA üçgenine bakarsanız 6 8 10 üçgeni geldi arkadaşlar. Yani OK arası 6 santimetre gelecektir. OK arası 6 santimetre üst tarafa 4 kaldı. Şurası da zaten dik olacağı için. Bak burada diklik var. Bize neyi sormuştu? O ile C noktaları arasındaki uzaklığı sordu. E şurası da zaten 8 olduğundan şuradaki küçük dikdörtgenden dolayı şu üçgene Pisagor'u yazarsan ne geldi? 4 kök 5 geldi. O da C şıkkı oldu. Tamam. 36. sorumuzda C hanmış. 37. sorumuzdan devam edelim. Dik koordinat düzleminde D1 3x artı 2'ye eksi 3 doğrusu ile D2 doğrusunun kesişim noktasından geçen bunların kesişim noktasından geçen Şöyle yapalım arkadaşlar. D1 doğrusu şöyle geçsin. Bu D1 doğrumuz olsun. D2 doğrusu da şöyle geçsin. Tamam? Bunların kesişim noktasına da K noktası diyelim arkadaşlar. Bunların kesişim noktasından geçen ve D1, D2 doğrularının herhangi birine dik olan bir D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunların kesişim noktasından geçecek doğru denklemini sorduğu zaman bize gereken nedir? Eğim ve bir nokta. Tamam? Öyleyse bunların kesişim noktasını bulalım. Kesişim noktası nasıl buluyordu arkadaşlar? Ortak çözümden bulursunuz. Yani D1 doğrusu ile şöyle alalım. D2 doğrusunu alırsak bunların ortak çözümünü yaptığınız zaman arkadaşlar üst tarafı ne ile çarpalım? Ee, eksi 3 şurayı da 2 ile yapıştırırsan buradan eksi 6'ya artı 6'ya gelecektir. Yani x eşittir eksi 1 çıkar. Tamam. İşlem hatası yapmadıysak eğer x eşittir eksi 1 geldi arkadaşlar. Buradan yerine yazarsanız y'nin değeri de herhangi bir denklemde yerine yazalım. Y'nin değeri de 3 çıkar. Yani kesişim noktasının koordinatları eksi 1'i 3. Tamam. Koordinatlarımız bu. Yani bize demek istediği nedir buradan? K noktasından geçecek. D1 doğrusuna dik olacak ya da D2 doğrusuna. Şöyle yaparsam D1 doğrusu buradan geçiyor. K noktası da böyle arkadaşlar. Eksi 1'e 3. Bizden istenen doğrumuz D1'e dik olsun diyelim. Şöyle geçti diyelim. Tamam mı? D1 doğrumuzun eğimi nedir arkadaşlar? Bakarsanız eksi 3 bölü 2. D1 doğrumuzun eğimi. Öyleyse D1'e dik gelen doğrumuzun eğimi de şu M1 olsun. Ne olacaktır arkadaşlar? Doğruları dik kesiştikleri zaman eğimler çarpımı eksi 1'di. Hatırlarsanız. O zaman D1'e dik geldiğine göre bizim aradığımız doğrunun eğimi 2 bölü 3 olacaktır. Çarpımlar eksi 1 olsun diye. Buradan gördüğünüz gibi K noktasından geçecek eğimi de 2 bölü 3 olacak. O zaman Y eksi Y1 yani Y eksi 3 eşittir. Eğim çarpı X eksi eksi 1'den X artı 1 gelir. Buradan 3Y eksi 9 eşittir. 2X artı 2'den 2x 3y artı 11 doğrusu gelir. Varmışlıklarda 2x 3y artı 11. Burada varmış. Tamam. Bunu bulduğum için diğerine bakmadım. Hangisi olabilir demiş zaten. Bunu bulduk. Yeterli bizim için. 37. sorumuz da buydu. 38. sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde denklemleriyle de verilen çemberler birbirine dıştan teğettir dıştan teğet çemberler olduğuna göre arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. yarıçapı belli değil ikincisinin. O yüzden üstün körü şöyle bir şekil çizelim. Birbirine dıştan teğet iki tane çemberimiz var. Birincinin merkez koordinatı nedir arkadaşlar? A'ya 2. yarıçapımız nedir? 4. İkinci çemberin merkezi 0'a eksi 2. Yarı çapta A gördüğünüz gibi. Şimdi verilen çemberler birbirine dıştan teğettir demiş. Buna göre pozitif a gerçel sayısı kaçtır? Öyleyse şunu yapalım. Birinin merkezi burada, diğerinin merkezi burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birinin yarı, şurada yarıçapı 4 aldım. Pardon, yarıçapımız buradan 2 gelecektir. Çünkü şurası re karedir. Tamam. Yarı çap 2, diğerinin yarıçapına da A dedik arkadaşlar. Buradan iki nokta arası uzaklığı yazarsam 2 nokta arasındaki uzaklık ne gelecektir? Kök içinde Absisler farkının karesi, ordinatlar farkının karesi, a eksi sıfırın karesi, a kare gelir, 2 eksi eksi 2'den 4 geldi, karesini aldım. Şöyle, tamam. Buradan arkadaşlar, iki nokta arası uzaklık neye eşit? Gördüğünüz gibi şöyle, a artı 2 eşit. Tamamdır. Her tarafın karesini alırsam a kare artı 16 eşittir. Şuradan da a artı 2'nin karesini de aldığımız zaman a kare artı 4a artı 4 gelecektir. Şunlar gitsin. Buradan 4a eşittir 12, a eşittir 3 gelir. Tamam. O da b eşittiymiş. 38. sorumuz da böyle. 39. sorumuz. Dik koordinat sisteminde uç noktaları A, B olan 5 birim uzunluğundaki AB doğru parçası verilmiştir. 5 birim uzunluğunda AB doğru parçası. Tamam. AB doğru parçası A noktası etrafında negatif yönde. Negatif yön neydi arkadaşlar? Şöyle değil mi? Saat yönünde. Negatif yönde 90 derece döndürüldüğünde B üssü noktası elde ediliyor. Buna göre A artı B artı C'nin değeri kaçtır? Hemen şöyle alalım. Şimdi Koordinatlar verildiğinde eksenleri dik indirirsek arkadaşlar. şurası kaç oldu? Dikimizi indirdik. Şurası 4. Öyleyse şuraya da atıyorum L noktası dersem arkadaşlar burası da 3 gelecektir. Şimdi O, L arası kaç birim? Şuradan gördüğünüz gibi 5 birim. O, L arası 5 birim olacağına göre O, A arasına kaç kaldı? 2 birim. Bu 1. Tamam. Zaten A noktasının koordinatlarını A'ya 0 diye vermiş arkadaşlar. Yani A değerimiz 2 oldu kalsın. Sonra bunu 90 derece yani AB doğru parçasını 90 derece döndürürsek şöyle bir şekil çıkacaktır. Şurası da 90 derece olacaktır. B noktamız da buraya geldi. B üstü oldu arkadaşlar. Açı ara isim verirsem eğer hemen şöyle alfa 90 şurada beta var. Alfa artı beta 90 olduğuna göre burası alfa olacaktır. Çözemediğiniz yerlerde direkt açıları isimleri yapıştırınız. Alfa var 90 var. Şurası da beta oldu. Burada arkadaşlar AB doğru parçasının uzunluğu değişmedi. O yüzden şu iki üçgen eş geldi. Hipotenüsler aynı gördüğünüz gibi. Öyleyse üstteki üçgende alfanın karşısında 3 var. Gördüğünüz gibi alttaki üçgende de alfanın karşısına 3 gelir. Zaten burası 5 olduğuna göre şöyle şuranın tamamı kaç olacak? 4 olacak. Yani buraya kaldı. 1. B noktasının koordinatları ne oldu arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar kaç? 6. Zaten burası da 3 olduğuna göre. Eksi 3. 6'ya eksi 3 oldu. Yani burası 6 burası da eksi 3. Toplayalım gitsin değil mi? Kaç geldi? 8 eksi 3 oradan da A şıkkını yapıştır. Bakalım 40. sorumuz neymiş? Yine bir karınca mı yürüdü? Bir hareketli varmış. Şekildeki düzgün kare piramidin A köşesinde bulunan bir hareketli piramidin Yan yüzeylerinde ilerleyerek E noktasına geliyor. Tamamdır. ATB açımız 30 derece. AT8, EC3 uzunluklar verilmiş. Bu hareketlerin alabileceği en kısa yol nedir? En kısa yolu sorduğu zaman arkadaşlar yürüdüğü, yürüdüğü yolu doğrusal alarak hesaplıyordunuz. Yürüdüğü yüzeylere bakarsak ABT üçgeni şöyle çizelim güzelce görünsün. Bak. A şöyle şurası tepe noktası T. A burada, B de burası. Şu A noktasından başlamış. Şurası 8 birim. Tamam? Hatta buraya da 30 dereceyi vermiş. Biraz daha güzel çizelim. 30 derecemiz. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Diğer yüzeyden BTC üçgeninden yürümüş. Hemen BTC üçgenimizi de şöyle çizelim. O da böyle olsun. Btc üçgenimizde böyle alalım. Şurası C noktası, şöyle şurada E noktası var. Burası 3, öyleyse burası da 5 birim olacaktır. Yürüdüğü yüzeyleri yan yana getirip açarsanız arkadaşlar, aldığı yol da doğrusal bir şekilde ortaya çıkacaktır. Buradan ne oldu? AE arasını yürüdü, doğrusal bir şekilde. Şurası da zaten 30 dereceydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buranın tamamı 60 derece oldu. Bizden istenen yer AE uzunluğudur. Buradan kosinüs teoremini yazarsanız a e x diyelim arkadaşlar. Kosinüs teoremini yazarsanız bulursunuz rahat bir şekilde. Tamam. Ne yapalım? x'in karesi eşittir. Şuradaki üçgenden arkadaşlar. Ate üçgeninden x kare eşittir. 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs 60 geldi. Tamam. Kosinüs 60. Kosinüs 60'ın değeri de arkadaşlar bildiğiniz gibi 1 bölü 2. Şunlar da birbirini götürsünler. Buradan x kare eşittir. 64 artı 25 geldi arkadaşlar. 89 eksi 1 bölü 2'ler gitti. Şurası da 40 geldi. x kare 49. x değerimiz de buradan 7 çıkar. Tamam. Başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.